Bu video, İSKEP kapsamında verilen girişimcilik eğitimlerine katılan ve sonrasında sağlanan koçluk hizmetlerinden faydalanarak kendi işletmelerini kurmuş kişilerin hikayelerini içermektedir. Güneşli bir gün, kuş bakışı, uzun bir yolla birbirlerinden ayrılmış bağırları çam ağaçlarıyla dolu tepeler. Sağdaki tepenin gölgelik kısmı, yolun ıssızlığı. Sevgi Onur, evinde çalışıyor. Girişimcilik kursundan öncesinde hayatımı dolduracak başka kurslara gittim. İşte öncelikle zaten kazaziye ile başladım. Usta öğreticiliğe kadar çıktım. Hatta bir sene halk eğitimde usta öğreticilik yaptım. Daha sonrasında sağlık problemleri nedeniyle bırakmak zorundaydım. Halk eğitimde usta öğreticilik yaptığım dönemlerde dahi evimdeki bir odayı atölyeye çevirmiştim. Bir tane kuyumcuyla anlaşmam vardı. Onun kazaziyesini yapıyordum. Tasarım kazaziyelerini yapıyordum. İş kurmanın boyutlarını hiç düşünmemiştim. Bilmiyorum yani bilmiyordum. Ortaya çıkan bileklikle her yer beyaz bir ışıkla kaplandı. Sonra bileklik Onur'un atölyedeki masasında kayboldu. Neyi başarabileceğimi öğrendim. Sonrasında kursta bir iş yeri açmak için ne yapmam gerekiyor, süreç ne, bütün bunları öğrendim. Kendimi tanıdım. Ne yapabileceğimi gördüm. Ya da ne yapamayacağımı gördüm. Kendime güvenim geldi. Düşüncelerim değişti. Markamızı alma hedefi vardı, onu aldık. Sonra kursu tabii başarıyla bitirmemiz gerekiyordu, onu yaptık. Ondan sonra iş yeri bulmamız gerekiyordu. Onu bulduk. Malzeme alışverişimiz vardı, onu yaptık. Yani bu sadece şu gördüğümüz mobilya aksamı değil, bu gümüş olarak da, işte kullandığımız ham madde olarak da, aparat olarak da alışverişlerimiz vardı. Ondan sonra onları yaptık. Sonra full time üretime başladık ve ürünlerimizi beğeniye sunduk. Bir yeni model çıkartmak çok güzel bir duygu. Çıkarttığınız ürünün beğenilmesi çok güzel bir duygu. Bir kere mutlu olmanız yansıyor yaptığınız işe, çıkarttığınız ürüne yansıyor. Özellikle bayanlar için söylüyorum, kadınlar için söylüyorum. Yani göründüklerinden fazlalar. Önemli olan o içlerindekini dışarı çıkartmaları, o baskıdan kurtulmaları. Yani o baskıdan kurtuldukları anda yapamayacakları şey yok. Ortası kalın örgülü bileklik havadan Trabzon yazılı yere indi. Yeniden ağaçlı tepelerin olduğu yere gelindi. Kimseciklerin görünmediği doğa aynı dinginlikte. Tepelerin biraz aşağısındaki bir yükseklikten karşıya doğru ilerleniyor. İşlek Cadde, jenerik akıyor. Trabzon'a mücevherat, Sevgi Onur. Çekim, kurgu ve montaj, Fatih Uğur. Müzik, beste ve yapım, Fatih Uğur. İstihdam için koordinasyon ve eğitim projesi, İSKEP, 2016. Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.